Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız gibi dünyanın en kolay börek tarifini vermek istiyorum. İnanın çocuklara gösterin, çocuklar bile kolaylıkla yapacaktır. O derece yani. Şimdi gereken malzemeler, ilk önce bir sos yapmamız lazım. Her börek için hemen hemen aynı oluyor zaten. 3 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve biraz tuz ekleyeceğiz. Ben bugün patatesli yapacağım ve taze soğan kullanacağım. Ama iç harcı olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Peynirli olur, kıymalı olur. Yani neli yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Zaten piştikten sonra inanın böyle su böreği lezzetinde oluyor. Abartmıyorum yani, gerçekten bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yine kolay, pratik tariflerden birisi. Şimdi ilk olarak sos malzemelerimi çırpma kabıma alıyorum. 3 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütümü. Biraz da tuz ilave ediyorum. Ama siz peynirli yapacaksanız peynirinizin tuzuna göre ilave edin. Sos malzemelerimi çırpıyorum. Fırınımı da 200 dereceye ısıttım arkadaşlar. Dediğim gibi ben patatesli yapacağım. Benim patateslerim biraz küçük, o yüzden 4-5 adet kullandım. Ama siz 3 büyük boy patates yeterli olabilir. Yani göz kararı aslında. Ve rendenin kalın yeriyle rendeleyeceğim patateslerimi direkt sosumun içerisine. Yani suyunu sıkmayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde taze soğanlarımı ekliyorum. Siz isterseniz kuru soğan da rendeleyebilirsiniz. Biraz kuru nane ekliyorum. Ve ilk önce şöyle bir karıştırıyorum. Ve artık şöyle parça olan yufkalarımı, Avrupa'daki arkadaşlar özellikle sizlerin işine çok yarayacak bir tarif. Şöyle buradaki Türk marketinden almıştım yufkalarımı. Yani sert. Türkiye'nin yufkası gibi taze değil. Kalın ve sert. Ama hiç önemli değil. İstediğimiz sonucu elde edeceğiz. Şu şekilde elimizle parçalayarak içerisine ekliyoruz. Gelişi güzel. Ve arada şöyle bir karıştırıyoruz. Yaklaşık 3 adet yufka kullanmamız gerekli arkadaşlar. Harcımız hala sulu yani. Biraz da göz kararı. 3 adet yufka diyorum ben ama harcınız böyle toplamasıya kadar yufka ilave edin. Hiç tepsiye döşeme derdi yok. Hemen 5-10 dakikada yapıp atın fırına. Çok pratik. Beğeneceğinize eminim yani. Mutlaka deneyin. Ve bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde olması yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kare borcamda yapacağım ben. Yağlamıştım. Fırınımı da 200 dereceye ısıttım. Söylemiştim az önce. Şöyle hafif düzlüyoruz. Ve 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum artık. Kızarana kadar. Çok güzel bir şekilde kızardı gördüğünüz gibi. Borcamda yapmamın nedeni altında kızardığını güzel görebilmek. Ve sıcakken kesinlikle kesmiyoruz. Yoksa her börek gibi içi hamur olur. O yüzden soğumasını bekliyoruz. Daha sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. İnanın böyle su böreği lezzetinde oluyor yani. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve yapımı gerçekten oldukça çok kolay yani. Kendiniz de gördünüz. Evet, umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.